Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sivas'a. Hoş geldiniz kanalımıza. Evet. Hatta hoş geldiniz Sivas'a. Sivas'ta Vanşar'a hoş geldiniz. Sivas'ta fasulye turşusu yapıyoruz. Evet, ben de geldim Sivas'a. Evet, fasulye turşusu yapacağız. Nasıl yaptık ben anlatacağım şimdi. Fasulyelerimizi ayıkladık. Yıkadık, bir taşım haşladık. Evet, çok değil ama evet, az bir haşlıyoruz. Evet, biraz. Çok değil. Ondan sonradan da arkadaşlar böyle dört top böyle biraz daha da büyüktü. Sarımsağımızı ıslattık, soyduk. Böyle soyduk. Islatınca kolay soyuluyor. Orada neyimiz var? Bir bardak sirkemiz var. Sirkeyi de kendimiz yaptık ama. Evet. Ne sirkesi anne bu? Elma sirkesi. Elma sirkesi yaptık. İşte böyle dört başta sarımsak soyduk. 5 kaşık da tuz koyacağım arkadaşlar. Ama böyle 5 litrelik bir bidon değil mi? Böyle bir kaşık tuz koyuyorum. Bizimse yine orijinal köy tuzu. Kalıp tuz. Böyle 5 kaşık. Kilo başına 1 kaşık tuz koyuyorum arkadaşlar. Köyde her şey orijinal. İşte ben de orijinalim. Oradan böyle de bir 5 kiloluk bidonumuz var. Bu bidonlarda daha sağlıklı oluyor. Başka bidonlara da koyuyorum ama bu daha muntazam. Ağzı kapanıyor. Şimdi koymaya başlayalım arkadaşlar. Ben biraz şimdi koydum. Şimdi mesai başladı. Şimdi sarımsaklarını atıyorum. Sati biraz koymuştum. Şimdi bunları böyle koyuyorum. De ki yerken nasıl yiyeceğiz? Keseceğiz. Başka bir kaba boşaltacağız. Oradan ağzı geniş kaba yiyeceğiz. İşte böyle dolduracağız ağzına kadar. Biraz sarımsak. Biraz sarımsak. Biraz fasulye. Fasulye turşusu. Çok da güzel oldu. Biz yemeğe de başladık. Ben önceden yapmıştım. İşte böyle arkadaşlar. Böyle yapacağız. Bir sarımsak, biraz sarımsak. Biraz biraz uzun sürüyor ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunda güzel oluyor çünkü. Ağzı geniş kabada koyuyorum ama bunda daha muntazam oluyor. Çünkü yola giderken sıkıntı olmuyor. İşte böyle koyuyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar sonlara yanaştık. Biraz olması oluyor ama yapacak bir şey yok. Gayet güzel oluyor böyle bu bidonda. İşte, böyle doldurdum işte bunu. Bak böyle bidona da koydum. Çok güzel oldu, yedik. Akşamdan beri azalttık. Bunu önden koymuştum. İçinden göstersene anne. Çok güzeldi. Güzeldi. 4-5 bidon koydum arkadaşlar. Buyurun yemeğe. Bu işte böyle. Vallahi. Tabağım oysaydık. Çok şahaneymiş. Buradan göstereyim. Çok güzel olmuş. Böyle. Sarımsaklar da beyaz beyaz duruyor. Bak, sarımsaklar da böyle. Hiç şey olmuyor. İşte böyle. Yanına da bulgur pilavı. Evet. Buram buram kokuyor. Uf, çok güzel. Çok güzel kokuyor Koti demişim. Tam bir sirke sarımsak çok kokuyor. Çok güzel. Ama fermentasyon ürünü olduğu için bağırsaklara birebir. Çok güzel gerçekten. Bağırsak dostu turşu. İçine sirke koyuyorsunuz, sarımsak koyuyorsunuz. Evet, sirkemiz hazır. Tuzu suyumuzu da karıştıralım. İşte böyle doldurdum bunu. Evet. Suyumayınca biraz çalkalıyorum. Evet. İyice yerleştiriyorum. Arada da sarımsak atıyorum. En sonunda ne koyacağım içine? Sirke, tuz. Ama suyumuz içme suyu olacak arkadaşlar, ona dikkat edin. Evet. Musluk suyu olmasın. Musluk suyu dayanmaz, bozar. İçme suyu olacak temiz. Klor olmayacak. İşte böyle. Kaç ayda yiyeceğiz anne bunu? Kaç ay sonra yiyeceğiz? Hemen yenemiyor ya. Yani bir ay sonra yiyebilirsin. Bir ay bile sürmüyor. 15 günde oluyor. Kendin kurutunu yaptık. Tuzunu böyle koydum ki yani koyması kolay olsun, ağzı dar diye. 5 kaşık tam tuz koydum arkadaşlar, dolu dolu. Böyle dembiye koydum ki rahat rahat içine koyalım diye.
Burada da sirkemiz. Sarımsağı koydum saat içine. Fasulyemiz de orada. Fasulyemi kendim yetiştirdim. Sirkemi kendim koydum. Tuzum da orijinal Sivas tuzu. Ha, kızım da sağ olsun koydu vallahi. Benim kolum ağrıdı koyken. Tavaya var mı? Tamam mı istersen biraz daha koy da. Değişsin her. Şimdi koy bakalım kızım sirkesini. Huni yok değil mi? Yok. Döküyorum arkadaşlar. İnşallah rezil olma. Yok ben hiçbir şey olmaz. Döküyorum. Bir şey olmaz. Ah, elma sirkesimiz gibi. Bir bardak elma sirkesi koyduk. Sonra da 5 yemek kaşığı tuz koyduk. Erittik ki. Suda normal oda sıcaklığında suda erittik. Şey olsun diye. Hani koymamız rahat olsun. Çünkü ağzı dar ya bu kabın. 5 kiloluk kaba. 5 bardak. Ay 5 kaşık tuz. Yanlış dedik. Asla terkos suyu koymayın arkadaşlar. İçme suyu olması gerek. Bozuluyor yoksa. Terkos eriyor. Tuz. Eriyor turşumuz. Evet. Şimdi bu da hazır olmuş. Suyunu zaten. Da koy. Zaten renge bakın biraz daha sarı gibi oluyor. Ay. Yeşilden sarı gibiye dönüyor. O zaman yeniliyor. Bu işte. Böyle olmuş olduğunda. O biber bakın, çok güzel görünüyor. Biber işte böyle olduğunda bir tane de annem biber atmış. Evet dolma biberi, bahçe biberi. Tadını versin diye. Böyle bir tane biber atmış. İşte güzel olmuş halde böyle. Böyle işte afiyet olsun. Şimdi şeyde ne kadar da suyunu koy. O şey suyundan koy. Şey suyundan koy. Şuna koy orada tuzu kaldı ya. Dur. Tuzu kaldı. Olma. Tamamdır. Azıcık daha koy ki tuzunun şeysin. Tuzunu niye buna koydum? Şeyin ağzı dar diye arkadaşlar. Bir de onu. Biraz az su koyuyorum. Tamam tabii. Doluna kadar da su koyuyorum arkadaşlar. Her şeyini koyandan sonra. Yapımı çok basit yani. Yapımı kolay, yemesi de küçük çok güzel. Küçük kavanozda bile yapabilirsiniz hemen böyle, evet. Yemek için. Salatalık. Her şey. Böyle dolduruyor mu doldur, iyice? Doldur iyice dolduracaksın. Sonradan da. İşte doldurdum. Tamam galiba. Azıcık daha koy. Şey diyor çünkü. Elinde tuz olmuştu. Yeter. Şimdi ağzını sıkı sıkı kapat. Yiyenlere şifa. Sıkı kapat, güzel kapat. Kapattı mı iyice? Şimdi turşumuz yiyenlere şifa. Hazır arkadaşlar işte. Böyle. Turşumuz hazır. Çok şükür Allah'ım olmana karışsın. Bunu biraz böyle sallayacağız. Hani tuzu tadına girsin diye. Böyle birazcık ben yağlıyorum öyle arkadaşlar. Yarın bir daha yaparım böyle. Ki hani tuzu şeyine girsin. Birbirine tadı tuzuna girsin. İşte arkadaşlar turşularımız hazır. Fasulyemiz de arttı burada. Bunu da küçük bir şeye koyduk. Yapacak bir şey yok. İşte turşumuz hazır arkadaşlar. Şunu ye. Birini yedik, biri de ondu. Şükürler olsun Allah olmanlara versin. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Siz de yapın. Sivas Doğanşar'dan selamlar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Eyvallah.